Arkadaşlar merhaba. Bugünkü kitabımız Ömer Lütfi Mete imzalı Gülce. Kapağını sizlere göstermek istiyorum. Timahşa Yayınları'ndan çıkmış ve 9. baskısını yapmış. Arka kapağındaki şiirle başlayalım. Uçurumun kenarındayım Hızır. Ulu Dilber Kalesi'nin burcunda. Muhteşem belaya nazır. Topuklarım boşluğun avucunda. Derin yar adım çağırır. Dikildim parmaklarımın ucunda. Bir gamzelik rüzgar yetecek, ha itti beni, ha itecek. Uçurumun kenarındayım Hızır, civan hazır, divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. Ömer Lütfü Mete'den Leyla'ya, Mevla'ya ve dünyaya dair şiirler. Arka kapak bu şekilde bitiyor arkadaşlar. Ömer Lütfü Mete bildiğim bir isimdi. Ancak ona Gülce adlı şiir kitabıyla başlamak nasip oldu. Şimdi Ömer Lütfü Mete kimmiş? Onu tanıyarak başlayalım. 1 Şubat 1950 tarihinde Rize'de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Rize'de, yüksek öğrenimini ise İstanbul'da tamamladı. Kısa bir dönem edebiyat öğretmenliği dışında gazeteci ve senaryo yazarı olarak çalıştı. Babıhalide Sabah, Bizim Anadolu Tercüman, Türkiye, Yeni Haber, Orta Doğu, Yeni Şafak, Ay Yıldız, Yeni Bin Yıl gazetelerinde editör, yönetici ve yazar olarak çalıştı. Türk Edebiyatı ve Çağrışım dergilerinde makale, mizahi öykü ve şiirleri yayınlandı. Yazdığı birçok kitabın yanı sıra dizi ve film senaryoları da kaleme alan Ömer Lütfü Mete, 18 Kasım 2009 tarihinde vefat etti. Kitaplarından bazıları Gülce, Şiir, Çığlığın Ardı Çığlık, Yerden Göğe Kadar, Asker ile Cemre, Çizme, Roman. Derin Millet Manifestosu, Hacı Yağ ile Parfüm Arasında Deneme, Makale. Balonya, Tünel, İtfaiye Yanıyor, Kara Mizah. Sinema filmi senaryoları, Çizme, Gülün Bittiği Yer, Yunus Emre, The İmam. Televizyon filmi senaryoları, Köstekli Saat, Ayrı Dünyalar, Veysel Karani, Ahmet Bedevi. Televizyon dizi senaryoları, Bizim Ev, Evlere Şenlik, Ortaklar, Deli Yürek, Avcı, Hayat Bağları, Aga, Çanakkale Destanı, Belgesel Drama. Sevgili arkadaşlar, Ömer Lütfü Mete'nin hayat hikayesinde de geçtiği üzere Deli Yürek dizisinin senaryosunda yazmıştır. Ben hep Ömer Lütfü Mete'yi Deli Yürek dizisindeki Uçurumun Kenarındayım Hızır ile biliyordum. Şimdi de kitabını okumak nasip oldu. Peki aldığım notlardan hareketle kitabı biraz tanıyalım. Gülce, Ömer Lütfü Mete'den okuduğum ilk kitap. 159 sayfalık güzel bir şiir kitabıdır. Kitapta anne, aşk, baba, çaresizlik, dünya, dünya hayatı, ibadet, işin ehline verilmemesi, hüzün, mertlik, mücadele, özlem, sevgi, sevgili, toplumsal eleştiri, vuslat ve yalnızlık gibi temalarda şiirler bulunuyor. Şiirlerin bazılarındaki destansılık ve sözcük tekrarları ile sağlanan ahenk okuru kitaba daha da bağlıyor diyebiliriz. Belirli bir nazım birimine bağlı kalmayan Mete'nin bazı şiirlerinde kafiyeler de kullandığı ve bu kafiyelerin de yerinde olduğunu söylemek son derece mümkündür. Böylesine güzel bir kitap olmuş. Gülce kız çocuklarına verilen bir isim olarak da günümüzde varlığını sürdürüyor. İsterseniz şimdi alıntılara geçelim. Ömer Lütfü Mete Gülce. 11. Gülce. Uçurumun kenarındayım Hızır. Ulu Dilber Kalesi'nin burcunda. Muhteşem belaya nazır. Topuklarım boşluğun avucunda. Derin yar adım çağırır. Dikildim parmaklarımın ucunda. Bir gamzelik rüzgar yetecek. Ha itti beni, ha itecek. Uçurumun kenarındayım Hızır. Civan hazır. Divan hazır. Ferman hazır. Kurban hazır. Uçurumun kenarındayım Hızır. Güzelliğin zulme çaldığı sınır. Başım döner, beynim bulanır. El etmez, gel etmez, Gülcem uzaktan dolanır. Uçurumun kenarındayım Hızır. Gülce bir davet. Mecaz değil, maraz değil. Gülce bir afet. Peri değil, huri değil. Gülce beyaz sihir. Gülce ölümcül naz. Buram buram zehir. Yar yüzünde infaz.
Bir gamzelik rüzgar yetecek, haydi beni haytecek. Güzelliğin zulme çaldığı sınır, uçurumun kenarındayım Hızır. Ben fakir, en hakir, bin taksir, ateşten, kalleşten, mızrakla gürzden, dabbetül arzdan, deccalden, yedi düvelden. Korku nedir bilmeyen ben, tir tir titriyorum Gülce'den. Ödüm patlıyor Gülce'ye bakmaktan, nutkum tutuluyor, ürperiyorum. Saniyeler gözlerimde birer can, her saniyede bir can veriyorum. 11. Uçurumun kenarındayım Hızır, Ulu Dilber Kalesi'nin burcunda. 11. Uçurumun kenarındayım Hızır, Civan hazır, divan hazır, ferman hazır, kurban hazır. 13. Saniyeler gözlerimde birer can, her saniyede bir can veriyorum. 14. Yalanla oynayıp kazandı iktidar gözleri. 15. Bu ne yalnızlık esmer. 16. Her bir arzu tendemi cereyandır. 21. Sana baka baka her gece kör kesildim bütün güzelliklere. 22. Dışı tenha insanın içi mahşer. 26. Her yer karanlık, yar aydın. 28. İki kaş arasından ok çektin gönlüme, pembe ufuklara daldırdın beni. 33. Haramzade iş başına gelende, aslan uyur, kartal göçer, kurt küser. 41. Gör kim için kopmuş bunca velvele. 47. Gene güz geldi gönülde iktidara. 65. Tabuttan gayrı tohum görmez bağlar. 68. Yusuf idim, Davut oldum, bulut oldum, barut oldum. 74. Terk saatleri benim balayım, gerekçem ayrı, kelepçem aykırı. 75. Müstemlekesiyim alınganların. 83. Ve açacak zincirlerinde renk renk adını bilmediğin çiçekler. 90. Vefa yangın yemiş semten kalan kül. Hayatı üflemeye yok mecalimiz. 92. Güz senin mecnun sularda son konserin. 93. Anladım heyecan, hep çıkacak gibisin. Bu dünya senin huyun değil. 98. Namahrem kesildi bize çiçekler. 113. Başımdan geçenler önceden bir bir aklımın köşesinden geçmiştir. 121. Sensiz geçen zaman hep densiz geçmiş, kaç bahar gelmiş de çimensiz geçmiş, gönül nice namazdan dinsiz geçmiş. 138. Okumayı bir denesen, şen fıkradır koca evren. 149. Öyle derinleştim ki eşim yok. Sevgili arkadaşlar, alıntılar bu kadar. Sizlerin de gördüğü üzere çok sayıda satırın altını çizdim. Daha paylaşmadığım bir sürü mısranın olduğunu da sizlere ileteyim. Şu şekilde gösterdim, bir daha göstermek istiyorum. Ömer Lütfü Mete'nin şiiri insanın ta burasına dokunuyor, biliyor musunuz? Her mısrada böyle bir hüzne gark olduğumu ifade etmeliyim. Beğenerek okudum. Dediğim gibi hüzünlendim, yer yer düşüncelere daldım. Beni alıp 20-25 yıl öncesine götürdü Ömer Lütfü Mete, Gülce adlı bu güzel şiir kitabıyla. Peki hocam, bu kitabı kimler okusun diyorsanız, özellikle üniversite 1. sınıftan başlamak kaydıyla şiir okumayı seven, şiirde ahenge adeta müptela olan okurlara hitap edebilecek düzeyde bir kitap olmuş Gülce. Okuyun, asla pişman olmazsınız. O zaman ne diyelim? Kitapla kalın ve asla kitapsız olmayın.